Merhabalar kanalıma ve annemin evine hoş geldiniz. Bugün anneme misafir geldim ve mumbar dolduracağız. Mumbar dolmasını anne elinden nasıl yapılır, nasıl pişirilir? Bunlar hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. 3 tane orta boy kuru soğanı öncelikle doğruyoruz. Bu arada mumbarımızı biz hazır aldık. Temizlenmiş hazır aldık ve yıkadık. Etli yapacağız içerisine. İçerisine baharatlar koyacağız. Salçamızı ilave edeceğiz. Ve şimdi hızlandırarak izleyelim. Bir bağ kadar maydanozumuzu da ince ince annem kınalı elleriyle doğruyor. Anne elinin yemeği de başka lezzetli oluyor. Evet, maydanozumuzu da soğanın içerisine ekledik. Pul biber koyuyoruz şimdi içerisine. Baharatlarımızı sırayla koyalım. Bir yemek kaşığı kadar pul biber. Annem tatlı kaşığıyla iki tane koydu. Bir yemek kaşığına denk geliyor. Karabiber. Evet. Bir tatlı kaşığı karabiberimiz. Kız anne yavaş. Nane. Bir kaşık nanemiz. Yine tatlı kaşığıyla koyduk. Ve salçamız geliyor. Tabii biber salçası olacak, değil mi? Biber salçası olmalıydı içine diyor. Evet, sizler biber salçası da koyun arkadaşlar içerisine. Bir dolu dolu yemek kaşığı da salçamızı içerisine ekledik. Kalın bulgurumuz. Şimdi anne göz kararı koyuyor tabi. Ben size yarım kilonun yarısı. Az bir şey. Yani 200 gram fazla. Evet. 200-250 gram yarım kilonun yarısı kadar dedi. Evet, kalın tuzumuzu attı içerisine. Ne kadar attı? Herhalde bir yemek kaşığı attı. Sen bunu tazeleyeceksin, düzelteceksin. Wow. Bunu böyle atacağım. İçerisine şimdi etimizi koyacağız. Etimiz yalnız çözülmemişti. Biraz suyun içerisine koyduk. Şimdi onu da içerisine ekleyeceğim. Burada da yarım kilo kadar etimiz var. Bu et ölçüsünü kendinize göre ayarlayın. Eti çok seviyorsanız etini fazla koyabilirsiniz. Aynı şey gibi çiğ köfte yaparken içerisine nasıl böyle hani et de olsun dersiniz, bol et koyarsınız. Ben biraz daha az etli seviyorum dersiniz. Az etli yaparsınız. Aynen o şekilde etini kendine göre ayarlayın. Bir çay bardağı kadar da sıvı yağımızı içerisine döktük. Ve şimdi güzelce karıştırıyoruz. Tabi bulgurumuz kalın bulgur. Evet, kalın bulgur ile yaptık. İnce bulgur koymuyoruz içerisine. Kalın bulgur. Güzelce karışımını sağlayacağız arkadaşlar. Yoğurun. Anadolu bölgesinde çok fazla tüketiliyor. Mumbar. Biz marketten aldık, temizlenmişini aldık. Ama kurban bayramlarında da kendimiz temizleyerek. Ay canım, kendim temizledim. Annem kendi temizlemiş. Bakın. Güzelce içini dışını tabii yıkayarak temizlemek gerekiyor. Çok temiz olması lazım mumbarın. Evet, şimdi bunu doldurmasını da gösterelim. Su koymam lazım.
Evet, biraz üzerine annem su ekleyecek. Ne kadar bizler bilsek de işte anneler gibi yapamıyoruz. Anne eli illa bir değmeli. Bir bardak. Evet, bir su bardağı içerisine suyu koydu. Sanırım yumuşattı bulguru. Besmelemizi de çektik. Şimdi bak, önemli var mı? Şurayı çekeceğim. Evet anne, biraz sesli söyle orayı. Nasıl yapacağız? Sus. İçini açıyoruz şimdi. İçine doğru. Biraz içine doğru kıvırıyor. Oradan sonra bismillah. Kıvırdıktan sonra içine koydukça zaten o içine azıcık kıvırdı ya ucunu. O şekilde içine doğru katlanarak İçine giriyor. Tabii yağ kısmı dışarıda kalacak. Yaptığın zaman içine girecek. Evet, yağ kısmı dışarıdayken yaparsanız bu şekilde de doldururken İçine. Ters dönmüş olacak. O zaman yağ kısmı içine geçmiş olacak. Evet, bu şekilde doldurmaya devam ediyoruz. Evet, tencerede pişirirlerse 1 saat. Düdüklüde pişirirlerse 20-25 dakika. Duydunuz. Düdüklüde 20-25 dakika, evet. Tencerede 1 saat. Tencerede 1 saat. Biz neyde pişireceğiz? Düdüklü yapacağım, çabuk çabuk pişsin. Evet, biz düdüklüde yapacağız. 20-25 dakika sonra, yaklaşık yarım saat sonra da yemeğimiz hazır olacak. Mumbarlarımız doldu. Bu arada düdüklümüze 2-2,5 litre kadar su koyup içerisine bir tatlı kaşığı kalın tuz koyup ocağımızı yaktık. Ve şimdi içerisine doldurulmuş olan mumbarları bırakıyoruz. İçerisine salça falan koyacak mıyız? Yok, hiçbir şey. Hiçbir şey koymuyor, sadece bu şekilde. Ağzını ister ipine bağlasınlar, ister boş bıraksınlar. Bir şey fark etmiyor çünkü ağızların arası biraz açık kalıyor. Boşlukta kaldığı için. Bunları doldurduktan sonra böyle arada da böyle sıkarak bir göstersin anne. Şu şekilde boşluklar oluşuyor gördüğünüz gibi. Annem diyor ki ağzını isterseniz bir iple bağlayın ya da diyor boş bırakın diyor. Ama diyor boş da bıraksanız diyor, iple de bağlasanız diyor. İçindeki diyor malzeme dışarıya çıkmaz diyor. Tutar onu diyor. Şimdi komple bütün mumbarlarımızı içine koyduk. Bir tane mumbara da dolduramadık. Malzeme yetmedi. Onu da içerisine annem boş bıraktı. Bunu da boş yiyelim dedi. Şimdi düdüklünün kapağını getirmesini bekleyeceğim. Yok, açık kaynasın mumbarı. Öyle mi? Biraz kaynadıktan sonra kapağını kapatacağız. Bakarsa patlar. Anladım. Evet, biraz kaynamasını bu şekilde bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra düdüklünün kapağını kapatıp 20-25 dakika kaynattıktan sonra yemeğimiz hazır. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Düdüklüyü kısık ateşte pişirdik. Altını yüksek ateşte tutmadık. Kısık ateşte 20-25 dakika kadar pişti. Şimdi havasını aldık. Ve büyük ağına geldik. Şimdi düdüklümüzün kapağını annem açacak ve yemeğimizin son durumunu göreceğiz. Wow, harika görünüyor. Gerçekten kokusu da çok güzel. Tabii sevenler, yiyenler bu kokuyu benim gibi çok seviyorlardır. Şimdi içerisinden tabağımıza alalım. Bir tanesini alalım. Evet. Evet, görmüş olduğunuz gibi mumbarımız yemeğe hazır. Şimdi bir de bıçak, açıldı bir de. Bıçakla içini göstereyim demiştim.
Ay, dumanı üstünde. Evet arkadaşlar, deneyecek olanlara kolay gelsin. Anne elinden mumbar tarifi verdim size. Kesecek misin anne? Yani şöyle şöyle. Tabii. Hadi bakalım. Nasıl servis yapıyoruz? Boş kısımlarından keserek tabağımıza o şekilde alıyoruz. Ki yememiz kolay olsun tabii ki. Çatalı batırmamız kolay olsun. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Beni takip etmeyi unutmayın.